Merhaba arkadaşlar, kedi çizmenin bu bölümünde sulu kalemler dedik ama yine birazcık böyle değişik bir şeyin denemesini yapacağız gibi. Sulu boya kalemi olarak geçiyor yine Craft and Arts diye bir markanın. Sulu boya içinde sıvı halde sulu boya içeren kalem şeklinde ucu fırçalı şeyler bunlar. Şeyler, kalemler, boya kalemleri veya işte fırçaları. Böyle ilk çıktıklarında beyaz bir halkaları da bulunuyor üzerlerinde. Moru mesela hiç kullanmamışım. Bu halkayı çıkartıp, mesela o halkayı çıkartmadan önce ucu beyaz böyle şey için daha temiz, yani daha herhangi bir boya bulaşmamış durumda. Boya iç ağzını da şu aradaki beyazı çıkartıyorsunuz çevirerek. Yani şöyle yapabiliriz. Çıkartıp tekrar bunu iyice sıktığınız zaman o hazneyi deliyor ve fırçanın ucuna fırçanın ucuna boya gelmeye başlıyor. Kapakları sayesinde de kurumuyor. Yani mesela bunlar bir bayağı 6-7 aydır açıklar. Ama iç haznesindeki boya hani uçup gitmiyor eğer kapağını kapatırsanız. Zaten sulu boya olduğu için yani sadece suyla karıştırılmış. Kurup gitse de muhtemelen bir şekilde içine su eklerseniz tekrardan özelliğini koruyabilir. Şöyle ucu fırça halinde. Nokta uçlu bir fırçaya da benziyor. Sadece şey değil, yani sadece su haznesi değil de boyayı da içeriyor. Mesela bunların sadece su haznesi içerenleri de var. Şurada bir yerlerde olacaktı ama hani şu an bulmaya uğraşmayayım. Yani bunlar da renkler sabit olarak geliyor. Çok renkleri karıştırmaya uygun değil aslında. Hani bir şeyler de yapı koyalım bir yandan. Eğer boya fırçanın ucuna gelmiyorsa hafifçe sıkabileceğiniz yapıda arka kısmı böyle başka bir kağıdın üzerine hafifçe sıkabilirsiniz. Çok sıkarsanız damlıyor. Eğer işte önemli bir şey yapıyorsanız onun üzerine damlamasını istemezsiniz. Ama işte fırçanın özelliklerini taşıyan bir şey. Fırçanın özelliği dediğimiz ne mesela? İşte aynı fırçayı kullanarak ince veya kalın çizgiler elde etmenizi sağlıyor. Yani çizgi kalınlığını fırçaya uyguladığınız baskı veya sırf fırçanın yönüyle değiştirebilirsiniz. İşte daha böyle vahşi diyelim ya da çok düzgün olmayan çizgiler yapmanızı da sağlayabilir. Belki bunlarla yazı falan da yazabilirsiniz. Hani biraz daha böyle agresif gözüken bir şeyler. Tabii en çok düzgün, çok ufak, ince çizgiler yapmanız da mümkün kılıyor. İşte ağaç gibi bir şey olabilir böyle. İnce başlarsınız, aşağı gittikçe kalınlaşır. Daha çok renkleri karıştırarak mesela belirli alanları boyamaktansa veya hani yine bölgeleri boyayabiliriz belki ama hani çok farklı tonları kullanmayı aslında kolay kılmıyor bu fırçalar. Yani hani bunu mesela sonradan suyla falan karıştırmanız mümkün aslında hani sulu boya olduğu için. Ama hani tek bunları kullanarak pek bir şey, o tarz bir şey yapılmıyor. Renkleri mesela şeyin üzerinde karıştırabiliriz burada. Mevcut kağıdın üzerinde, resmin üzerinde karışabilir. Ama onun dışında çok böyle ayrı bir yerde karıştırıp da sürebileceğiniz veya çok çeşitli renkler elde edebileceğiniz bir şey değil. Mesela isterseniz adamlar dememişiz değil mi? Da sulu kalemler demişiz. Neyse ki sadece adam yapmamız çok da şart değil ama hani şöyle işte belki şeftali gibi bir şey olacak bu. Bir rengini ekledim. Bu da mesela çok akışkan gelmedi. Şimdi hafifçe sıkıyorum ki bir de buna bir şeyler olmuş sanırım. Böyle sıkınca pıt yapıyor. Etrafa ufak noktalar atıyor. Normalde olan bir özelliği değil aslında. Böyle çizgi çizgi falan. Mesela hani her yerini boyanmadan sulu boyalarda falan yapıyorduk hani hatırlarsanız. Her yeri eğer boyarsak bu sefer beyazları kaybediyoruz. Her yeri boyamadığımız zaman açıklık koyulu tonlar elde etmemiz mümkün. Bir de kahverengi var mesela. Hani bu setin biraz daha koyu rengi olarak onu eklemek mümkün. Çok aşırı ekledik yalnız burada hani. Siz böyle yapmayın. Bunu mesela o zaman arka alana çevirelim isterseniz. Yani bu eğer daha öne çıkacaksa falan. Tabii yine çok ince bir kağıt kullandığımız için bu aslında hani bu kadar incelikte bir kağıtla da çok çalışılacak bir kalem değil. Sıvısı zaten içinden geldiği için çok kuru uygulayamıyorsunuz. O yüzden mesela
tek renk şeyler yapmak bununla daha güzel gibi. Daha çok çizgi kalınlığını değiştirerek onun avantajını kullanabiliriz. Mesela onu kullanarak bir adam gibi bir şeyler, adamlar falan yapalım. İşte daha önceden de şöyle ayrı bir kağıt da bulunduruyorum, ondan bahsetmiş miydim? Dedik herhalde onu. Yani hani önce bir burada fırçayı istediğiniz kıvama getirdikten sonra çizerseniz daha iyi olur. Mesela yüzlerden bahsediyorduk aslında eskiden başka bölümlerde. Direkt kafanın dairesini falan çizmek yerine sadece yüzü de bir maske gibi ele alabiliriz. Böyle sanki bir işte Yunan tiyatrosu falan maskesi gibi eski maskeler. Böyle düşündüğümüz zaman mesela göz bunun aslında tam orta hizasında değil de orta ile tepenin arasında bir noktada kalacak, işte belki kaşlar bu şekilde olabilir. Tabii yine burun vesaire için benzer şeyler geçerli. Aşağı doğru indik mesela, burnun belki ortada dairesel yapısını belirtmek mümkün. Fırçayla böyle çok ince çizgiler de yapabildiğimiz için belki bazı noktalarda daha ufak taramalar yapabiliriz. Bazı yerlerde de diyelim mesela gözün altında bazı gölgeler yapacağız veya işte göz sadece böyle gölgelerden ibaret olacak. O zaman da fırçayı daha geniş bir şekilde kullanmamız mümkün. Bu tarz şöyle paraları da kenara çektik. Bozuk kutularımız burada duruyor masanın üzerinde. Ne diyorduk? Evet, fırçanın geniş alanlarını da böyle daha kolay tonlayabilmek için kullanmak mümkün. Mesela işte normal bir ışıklandırmada dudakların üst kısımları daha gölgede kalacaktır. Belki böyle, çok öne çıkan bir dudaksa altında daha kalın gölgeler oluşturabilir. Yine tabii aydınlatmaya göre değişecektir ama işte yüzün belki çevre kısımlarında ufak gölgeler oluşabilir. Şu an tek bir renk kullandığımız için ve buna su da ekleyemediğimiz için buradaki ufak geçişleri mesela çok iyi veremiyoruz. Eğer bir deneyelim bakalım, bunu denemedim ama hafif bir su ile ekleme yaparsak o renk yani hafif hafif kenara dağılacaktır. Ama hani mesela bunda fırçanın yine düştü. Bunda mesela çok da böyle dağıtamıyoruz. Hani üzerinde bir katman gibi boyuyor. Kenardaki sulu boyayı dağıtabiliyoruz ama ilk eklediğimiz yerde çok fazla böyle bir dağılma söz konusu olmuyor. Ama hani yine de ufak geçişleri belirtmek için, ufak gölgeler vermek için güzel. Kullanılabilir yani su eklemek. Tabii yine hatırlatmakta fayda var. Eğer böyle çok su falan ekleyecekseniz aslında daha kalın kağıtlar kullanmakta fayda var. Ben burada şu an olası en ince kağıt kullanıyorum ama bulması en kolay kağıtlardan. Bir tane yazıcı içine açın alın. Yani tanesi çok ucuz kuruş. Çok ucuz kuruş olan fotokopi kağıtları. Bir tane daha mesela işte yüz yapalım yanına. Yine benzer bir mantık kullanalım. Sanki bunu şey gibi düşünebilirsin. Yani burada baktık sadece maske. Aslında saç eklediğimiz zaman bunun tepesine ekleyebiliyoruz. Belli bir noktaya kadar daha çok böyle bir burunla ağız hizasında yer alır. Yan tarafları sadeleştirerek düz gidiyormuş gibi düşünebiliriz. Ondan sonra aslında biraz üçgenimsi ama çok aslında o kadar da üçgenimsi değil. Yani buraya pat diye bir üçgen oturtmamız da mümkün şöyle. Çok sivri çeneli olur o zaman. Onun yerine biraz daha kavis çiziyoruz. Ve hani onu belki gösterecek olursak bu kavis. Şöyle X'ye grafiğimizi çizdiğimizde bu kavis biraz orta noktası çok burada değil de şuralarda mı? Logaritmik olarak azalan bir şey. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Neyi anlatmaya çalışıyordum? Birden pat diye böyle aşağı inmiyor. Mesela şöyle olabilirdi. Pat diye gidip daha geniş bir çene olabilirdi tabii. Eğer bunu yapmak istiyorsanız. Daha standart bir oranda yapacaksak biraz daha önceden sağa doğru kıvrılmaya başlıyor. Yani eğer burada hani bir kırılma noktası varsa o üst alana biraz daha yakın.
Onu demek istedim. Boyun eklerken şöyle göz hizasından aşağı inen bir boyun olabilir. Şurada boyun silindirik bir yapıda tabii. Daha sonra belli bir orta noktadan sonra boyun genişliyor olacak. Burada tabii gırtlak gibi şeyler var. İşte buradan omuzlara bağlanıyoruz. Köprü kemikleri. Kulaklar tabii. Yine gözleri şöyle basitçe ekleyelim. Gördüğünüz gibi şimdi su azaldı birazcık içinde, daha doğrusu boyalı su. Biraz daha sıkmak gerekecek. Eğer sıkmazsanız bu sefer aralıklı yapılarda, az önce biraz daha hani agresif boyarsak nasıl olur diye yapmıştık. O tarz şeylerle karşılaşmaya başlıyoruz. Eğer yüze daha yukarıdan bir noktadan bakıyorsak burun gölgeleri veya işte burun elemanları daha çok aşağı doğru olacak. Yani şöyle V şeklinde bir burun görmemiz olası. Yüze eğer alttan baksaydık bu sefer burnun o üçgen şeklindeki yapısını, mesela işte burun, basit bir burun için şöyle bir yapı yapacak, gösterecek olursak tam karşıdan baktığımızda bu tarz bir yapıda olabilir burun. İşte şuradan kaşlara bağlanıyoruz, şuralara gözler geliyor falan. Şuralarda da işte burnun yanakları, buradan dudaklar falan gidiyor. Bu yapıyı üstten baktığımızda şu şekilde sadeleştirmemiz mümkün aslında. Belki ona hafif gölgesini eklersek daha düzgün gözükür. İşte burnun altındaki gölge o zaman bu tarafa gelecek. Yine ucunu düşürdük. Yani bu tarz bir bakışta genelde kenarları gölgelemek falan daha iyi olacaktır. Burada altı belirttik. Eğer buruna alttan bakıyorsak bu sefer benzer üçgeni alttan göreceğiz. Ama yine çok basit üçgen bir burun yaparsak işte burun delikleri bu sefer işin içine girmeye başlayacak. Şu yapıya alttan baktık. Burun da böyle üç boyutlu bir yapıda olduğu için aslında şurada çizmiş olduğumuz bu alanın tamamını göremiyor olacağız. Burun üste doğru geldiği zaman şuranın bazısını kapacak gibi şeyler olacak. Ama burada işte basit bir V şekli kullanmakla yetindik. Ağız falan yaptık. Ufak tefek işte yine gölgeler ekleyebiliriz. Fırçamızın elimizde geri kalanına göre. Ve bu bölümde de böyle bir şeyler yaptık. Bunlar nasıl karışıyor gösterdik. Çok da aşırı çok iyi karışıyorlar diyemeyiz ama daha çok inceli kalınlı çizgiler yapmanız gerektiğinde ve belki ufak tefek noktalarda hızlı fırça hareketleriyle eğer gölgelendirme yapmak isterseniz iyi. Ellerimizi falan da boyamışız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.